Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mal abisi. Allah'ı neyi görmüyoruz? Var mı fikri olan? Mutlaka vardır diyorsunuz ki hepimiz konuşsak ders biter. Peki. Şu anlar 658. Allah'ı neyi görmüyoruz? Çeşitli izahları var, çeşitli cepheleri var. Ben bir yönüyle anlatacağım. Çünkü bu çok küllü bir geniş saha olduğu için. Malum yani. Fikir cihetiyle, kalp cihetiyle, enfus cihetiyle, afak cihetiyle, evveluhu, ahiruhu, zahiruhu, batın. Her bir soru, her bir mevzu dört yönü var. Vel evveluhu, vel ahiruhu, vel zahiruhu, vel batın. Yani evveluhu çekirdek, ahiruhu meyve, zahiruhu ağaç, batını ağacın içindeki sistem. Cihetiyle, dört yönle bir şey izah, ispat edilir veya anlatılır. Unutmayın, dört yön. Çekirdek, meyve, ağaç, ağacın sistemi. Huvel evveluhu, çekirdek. Huvel ahiru, meyve. Huvel zahir, ağacın sistemi. Huvel batın, ağacın içerisi. Şimdi bakalım. Kudretin vücudu, kainatın vücudundan daha ziyade katidir. Allah'ın kudretinin vücudu, şu mevcudattan daha kesindir. Arkadaşlar, siz benim sıfatımla alakadarsınız. Yani, şu su diyoruz. Şimdi bunu buza çevirelim. Buz mülktür. Su melekuttur. Buz sıfattır. Su cevherdir. Yani mertebe itibariyle. Buz libastır, su cevherdir. Su libastır, H2O cevherdir. H2O libastır, enerji cevherdir. Enerji libastır, esir cevherdir diye sonsuza doğru gider. Bir daha bakayım, bak. Buz. Buz ama su. Su ama H2O. H2O ama enerji. Enerji ama esir diye devam ediyor. O zaman biz hepimiz birbirlerimize muhatap olurken gördüğümüz şey eşya da öyle, ağaç da öyle. Kendi cevher itibariyle değil, sıfatıyla muhatabız. Hiç kimse zatıyla muhatap olamaz zaten. Mesela çekirdeğin içindeki program var. Cevherdir. O cevher kendisini meyve olarak, renk olarak, kütük olarak kendisini gösteriyor. O zaman ağacın dışa vuruşu, yani ağacın dıştaki görünüşü, cevher olan çekirdeğin dışa vuruşudur. O zaman ağacın kendisi sıfattır. Program ise cevherdir. Hiçbir zaman cevherle zahirimiz muhatap olamaz. Göz, renk ve şekillerin anahtarıdır. Seslerin değil. Seslerin anahtarı kulaktır. Kokunun anahtarı burundur. Tadın anahtarı dildir. İlminin anahtarı akıldır. Sevginin anahtarı kalptir. Eylemin anahtarı harekettir. Şimdi birisini birisine karıştırırsan karışık adam olursun. Yemeğin tadına bakar mısın denildiği zaman hiç kimse kulağını götürmez. Her şeyin gözü ayrıdır. Bak hele kokuyor mu deyince göz gitmez. Köpek bile görmediğime inanmam demeden avına kokuyla giderse. Bak köpek. Köpek olalım. Hay yavrum, hay yavrum, avcı tahrik edip avına kokuyla gidiyor. Köpek diyor mu ki vallahi öyle bir şey yok ya. Ne beni zorluyorsun, öyle bir şey görmüyorum. Görmediğime inanmam. Demiyor, avına kokuyla köpek giderse,
İnsan kokuyla Allah'a gidemezse, he? Gerisini tamamlamıyorum. Anlaşılmıştır, tamam. Bak, sırf kokuyla değil, tatla, sesle, renkle, akılla, yapıyla, sıfatla, eylemle, sana hitap eden şu kainatla sahibine gidemezsen hak ediyor yani. Şimdi kısacası, arkadaşlar biz elmaya, arabanın biz sıfatına muhatabız. Kaportası ilk önce, markası, marka arabanın sıfatıdır. İlk önce markaya bakarız, sonra tipine bakarız, sonra rengine bakarız, sonra aksesuarına bakarız. Fark ediyor musunuz içeriye doğru giriyorsun? Cevher nedir? Motor, içindeki sistem, yapı. Ha demek ki şu kainat sıfattır. Kainat sıfattır. Bu sıfat dışa vuruş, buz yani. Buzdan daha katı değil midir su? Buzdan daha katı, kat, kesin değil midir su? Sudan daha kesin değil midir H2O? Öyle değil mi? O zaman durduğumuz yerin kaynağı cevherdir. Cevherle muhatap olmuyoruz, olamıyoruz. Gelin gelin he. Şimdi balık kokusu var. Biraz fazla duruyorum ki bu cümle anlaşılsın diye. Balık kokusu var. Balığı kendisini ortadan kaldırırsanız koku ortadan yok olur. Ama kokuyu kaldırırsanız balık yok olmaz. Biz ilk önce balığın rengine, uzaktaysa kokuna muhatabız. O zaman balığın kokusu balığın sıfatıdır, sıfatı. Peki balık kokusu olsun, kendisi olmasın. Olur mu? İşte bu mevcudat da kudretin sıfatıdır. O zaman kudret mevcudattan daha kesindir. Yani desem ki, duyuyor musun şu balık kokusu? Gerçi yok ama hani hayalen olsun. Balık kokuyor. Kesin mi kardeşim? Ramazan'da alacağız bunu, binaları. Kesin. Kendisini gördün mü? Binaya inip çıkıyorsun ya. Karşılıklı dairede yenge hanım balık pişiriyor. Daha kendisini görmedin balığın. Ne dersin, içeride balık pişiyor. Biraz da ehli varsa ne piştiği de belli. Yani hangi cins balık. Peki balığın kendisini yok ortadan kaldırsa koku olur mu? Olmaz. İşte dışa vuruştur. Bu mevcudat da kudretin dışa vuruşudur. İşte diyor ki kudretin vücudu kainatın vücudundan daha ziyade katidir. Bu kadar 5 dakika izah ettim. Anlaşılmıştır zannediyorum. Belki bütün mahlukat her biri hem beraber o kudretin mücessem kelimatıdır. Onun aynı ilaki vücudunu gösterir. Rize'de birisine denk geldim de felsefeciydi. Burayı okumuştum. Adam işi yani. Bir felsefeden bahsetti. Dedi ki o bu anlattığına ait diyor. Adam bir kitap yazmış. Cevherle sıfat arasındaki farkı. İrfan mı? He? Şey nabzi mi? Hayır nabzi mi? Yok. Onun arkadaşı. O göndermiş. Felsefeciydi. Felsefe, öğretmen felsefe değil de sosyoloji öğretmeni ama felsefe çok olmuş. O esas mesleği o. Ama resmi bir felsefe öğretmeni değil. En fazla özel merakım o yani. Onlar oranın camiasından. Dedi ki buna ait bir felsefe, bir akını şeyin bir kitap yazmış adam, ekol. Buna ait, şu konuştuğum mevzuya ait. Diyor ki bak, belki bütün mahlukat, insanı mesela şu göz, gözü meydana getiren atom değil midir? Atom görmez ki. Göz neyi görsün? Göz gözlük gibidir. Gözlükle ben bakarım. Gözle de bakarım. Gözlükle baktığım gibi gözle de bakıyorum. Bunlar sıfattır. Bakan cevherdir. Cevherimle hiç muhatap olamıyorsunuz. Olamaz. Benim sesime muhatapsınız. Bir de şeklime muhatapsınız. Benim ruhsal yapıma muhatap olamıyorsunuz. Olamazsın. Göremezsin yani.
O zaman gördüğümüz her şey sıfattır, dışa vuruştur. Cevheri göremeyiz. Fiziksel de öyledir. Bu görünüştür. Bunun elektronları var, protonu var, nötronu var. Muhatap olamayız yani gözle. Yani cevherle sıfat. Şimdi tutuyoruz. Allah'ı niye görmüyoruz? Allah sıfat mıdır, cevher midir? Mevcudatın cevheri midir, dışa vuruşu mudur? Ha, cevher ise gözükmez hiçbir şey. Sıfat Allah değil, cevherler gözükmez. Beden mesela sıfattır. Yani ruhun yapısını gösteren göstergedir. Zina yapan, içki içen, namaz kılan, oruç tutan, nurcu, Süleymancı, tarikatçı ama sabah kılıp kılmadığı da belli. Sima değil mi? Simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Elsinetikum elbanikum. Lisanlar ve sesler kişinin kimliğini gösteriyor. Ha, dişe vuruştur demek, anlatmak için anlatıyorum. Bütün mahlukat her biri hem beraber o kudreti mücessem cisimleşmiş kelimatıdır. Mesela elmanın programı, çekirdekteki program cisimleşmiş ağaç olmuş. Yani içindeki hakikat cisimleşmiş. Ne yaptı? Dışa vuruşudur. Cevher, program ancak akıl gözüyle gözükür. Kalp gözü var, ruh gözü var, mana gözü var. Başka gözlerinden bahsedeyim. Ya baksana şu şoförlük gözüyle şuradan araba çıkar mı? Ya dershanecilik gözüyle baksana şurada ders olur mu? Ya baksana bu tekstil burada gider mi? O gözle bir baksana. Emlakçılık gözüyle bir baksana burada bu gider mi? Kaça gider? Bir bak senin gözüne bakayım nedir? Herkes de bakıyor ama senin gözün başka. Değil mi? Mesela herkes birbirini görür sokakta. Ben de görüyorum. Ben farklı görürüm. O da farklı görür. O da farklı görür. Demek ki nedir o? Batındaki hassalar, gizli özellikler zahirini aksetmiş. 23. sözde bunu anlatıyor. Hatırlarsınız bir saray var. Batındaki çirkinlikler zahirini aksetmiş olmalı ki diyor. Merkezde yani binalarda, katta kimse yok. Hep kapıda. Gülmeyi ağlamak. Gülmeyi ağlamak. Abi, kavuşmayı ayrılık olarak görmüş. Kelimatıdır. Bir de buna da dikkat şimdi. Hoşunuza gidecek. Benim şimdi yaşım, görünüşüm, tipim, derse yaklaşımım, oturumum, beden hareketlerim, sesim, mevzu, takdir vesaire. Benim bu bütünlük ne aklınıza geliyorsa, beni meydana getiren, benim hakkındaki düşünceler benim uslubumdur. O uslubumun içerisine kelimeyi atıyorum. Soğan kabuğu gibi bak içeriye giriyorum. Veya bir bardak buz. Buz, su, H2O, enerji, esir, madde, hayat, aynı hayat, akıllı, akıl cevheri, ruh cevheri, Nur Muhammed'i gibi. Bakın benim hareketlerim, mimiklerim, simam, giyinişim, mevzulara kaşı vurgulamam vesaire. Benim uslubumu gösteriyor. Onun içerisinde kelam var. Benim kelamım var. Uslub neymiş? Benim dışa vuruşlarım, sizin muhatap olduğunuz kelam değil. Uslub. Onun içerisine kelam var. Kelamın içerisine dimağım var. Dimağımın içerisinde vicdan var. Vicdanın içerisine kalp var. Kalbin içinde mana var. Ruh var. Paketlenip kopyala yapıştır geliyor size. Bu sirayettir. Bakın aynı hakikatin içinde ama mertebeler var göremezsiniz. Peki nasıl görürsün? Uslubumu gözün görür. Onun içerisine koymuş olduğu manayı aklın görür. Onun içerisindeki vicdanı özelliklerimle ne vardıysa aklım, yüklemişsem ben ona, senin vicdanın ayıklar onu. Kalbi ne hastalarımı yükleyebilmişsem o kelamın içerisine, senin kalbini ihtizaza getirir. Kelam kişinin karakteri ve kimliğini gösteriyor. Sirayettir.
kelam değil, görüntü bile birbirine yansıyor ve birbirini dönüştürüyor. Mesela misal vereyim. Türkiye'de pek yok da. Ama görürseniz bakarsınız. Köpeği gezdiren sahiplerine bakın. Sahibi köpeği köpek sahibine benziyor. Avrupa'da çoktur bu. Yani hani mal sahibine benzer tabiri var ya. Hakikaten bu sözüm bir vesileyle yurt dışına gittiği zaman onlar diyecek ki vallahi doğrudur. Köpek gezdiren sahibi ise hakikaten ona benziyor. Buna sirayet deniliyor. İlmi tabir, dindeki tabir insiba ve inikastır. Dönüşüm yapıyor, dönüştürüyor. İşte eğer görüntü karşıyı değiştiriyorsa, köpek insan olamayacağına göre, eğer insan köpeğe, köpek insana benziyorsa, demek insan değişmiştir. İnsan değişiyor. Niçin? Değiştirecek kişi kuvvetli ise ötekisini bloke eder. Köpeğin değişecek bir özelliği yok. Çünkü köpek değişemez. Eğer köpek sahibine, sahibi köpeğe benziyorsa onu sahibi zayıftır. Köpek kendisine göre çekmiş, değiştirmiştir. Beşinci şuada evli çiftler hissiyatın, şehvetin, galibiyeti nispetinde çocuğun cinsiyetini kendine benzetir diyor. Hatırladınız mı? Beşinci şuada. Şehvette, bilesiniz de söylüyorum. Şeyde hangisi galipse diyor o duygu, çocuk ona benziyor. İlmi bir hakikat yani. Kusura bakmayın, karşınızda çarştık ama. Afiyet olsun. Yani gelenler için söyleyeyim. Uçaktan inip derse geldiğimiz için çayınızı içeyim dedim. Kusuruma bakmayın. Tamam. Şimdi kelimat, bakın benden gelen kelimat bensiz kendisini ifade edemez. O zaman benim kelimem, sözüm sıfatımdır. Sıfattır. Onu çıkartan kişi cevherdir. Cevher gözükmez. İçin örnek verdim. Uğur, mevzumuz niçin Allah gözükmez? Niçin Allah gözükmez? Evet. Tamam. Devam ediyoruz. Mesela benim simam gözükürken beden hareketlerim, mimiklerim, davranışım, mevzuya, ses tonum vesaire her şeyim gözükürken ama onun içeriği olan bu saydıklarım üsluptur. Üslup. Biz zannediyoruz ki kelam geliyor. Bu davranışım yani simam, görüntüm, mevzu, ses tonlamam yani sesi indirmem, kaldırmam, heyecanlandırmam, beden hareketlerimin yani hepsinin tümünü karıştır, üslup. Kişinin üslubudur. Onun içerisine kelamı koymuşum. Yani Allah yapıyor da. Kelamın içerisine dima var der. Aynı paketin içinde su, buz, buz, su ilişkisi gibi. Onun içerisine dimağın içerisine de vicdan, vicdanın içerisine kalp ve onun içinde ruh koyuyorsun. Ve ses geliyor. Bu sesin gelebilmesi için, bu hakikatin karşıya taşınabilmesi için dört melaike vazife yapıyor. Dört ulul az peygamber manasında olan Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail'den bahsediyorum. Dimağımı sana taşıyabilmesi için cebredici, cebir güçleri lazım. Onun mümessili ki insan Cebrail, sesimin dimağdaki yapı sana nakledilmesi için Cebrail lazım. Cebrail. Hayatiyetin var kelamın içerisine, İsrafil. Ruhsal yapın var, şuurlandırıyor seni, Mikail. Ruhumu taşıyor, Mikail. Şuuru taşıyor, Mikaşe. Ruhumu taşıyor Azrail. Şuuru taşıyor Mikail. Dört tane ulul az peygamber öyle sıradan değil insan, insanoğlu. Kelamı için dört tane melek aktif olması gerekiyor. Çünkü insan kainatın çekirdeği aslisidir. Şimdi garipsiyorsunuz ya Allah Allah. Ben maç konuşurken böyle basit basit şöyle ya. Ama onların yaverleri var tabii. Herkesin değil tabii.
Mesela peygambere kullanılan o kelam da Cebrail. Bizim onun avaneleri var derece derece. Yani onu da belirteyim. En zirveyi kastettim. Onun anelakin vücudunu gösterirler. Onun mevsufu olan kadir mutlaka adetlerince şehadetler ederler. Yani dişe vuranlar sıfatlardır dedik. Mesela ses benimle vardır. Balık kokusu balıkla vardır. Ağacın kendisi çekirdeğiyle vardır. O zaman bunlar dişe vuruştur, sıfatlardır. Sıfatlar gözükür, cevherler gözükmez. Sıfat Allah değil, cevherler hiçbirisi gözükmez. Mesela kelam benim sıfatımdır, onu görürsünüz. Tabii gözle değil. Onun içerisindeki manayı akıl görür. Kelamın içerisindeki muhabbetimi kalbiniz görür. Kelamın içerisindeki ruhsal yapıyı ruhunuz anlar. Yani benim neremden çıkıp gelmişse sana, senin orası oynuyor. Yani bir parça düşünün, şöyle bir parça. Deliyorsun, başka bir makama gidiyor, kaynak yapıyor, boya yapıyor, ısıtıyor, su veriyor, taşlama yapıyor. Yani bir parçaya ne şekil veriliyor? İşte ağzından çıkan, daha çıkmadan kelam, çıplak mana olarak kalpten çıkıyor. Kalp ona bir şeyler takıyor. Vicdana giriyor. Vicdanın latife-i Rabbaniyesi. Ondan sonra hissi, iradesi, zihni. Ona bir şeyler yüklüyor. Geçiyor dimağa. Dimağda en üst tarafta ne vardı? İtikat. Ona bir şey attı. İtikattan sonra aşağı in. İltizam. İn aşağıya. İzam. İn aşağıya. Tasdik. Daha in aşağıya. Taakkul. Daha aşağı in. Tasavvur. Aferin sana. Adı ne senin? Erkan mı? Tebrik ederim lan. En aşağıda? Tahayyül. Yani içeriden dışarıya çıktık. Ondan sonra benim kelama dönüştürüyorum sese. Daha bitmiyor. Sana gelecek hareketlerim, mimiklerim, davranışlarım, yaşım, konumum, size, sizin bana bakışınız. Bu da uslup. Onun içine koyuyorum. Tak diye gönderiyorum. Peki kim görüyor bunu? Göz görebilir mi? Yok. Uslubumu göz görür. Hareketlerimi. Kelamımı kulak görür. Onun içerisindeki ilmi yapı, biraz önce dimağda 7 mertebe var. Onu senin aklın fark eder. Gelir kelam, buraya kulağı bir boşaltır sepetle. Dima kendisine lazım olanları alır. Tamam ben hakkımı aldım, daha yok. Aşağı indirir. Eğer benden aşağıdan gelmişse. Vicdan, iradeyi, benim irademden geleni senin iradeni aktif eder. Zihnim, hissim, latife-i Rabbani, sonra kalbe girer. İşte bu mertebeleri hep taşıyan kelam ve uslubu ancak geldiği makamlar görür, zahir gözle göremezsin. Ama çok da her gün kullandığımız bir şeyi de kimse de inkar etmiş değil, göremiyoruz diye. Hatta diyorsun ki, vallahi öyle bir laf dedin ki, çok ağrıma gitti ya. 2 senede beri kaldıramıyorum bunu. Lan ne dedim ya, bir laf işte. Mesela bazılar diyorlar, ya abi kalbimi kırdın diyor. Vallahi bir yer kırıldı o kesin, ama o kalp değil. Nefistir o. Bakın ama kelamın üzerine, sığırın yanına gidin, hakaret edin, defterinde değil. Kur'an okuyun, hiç. Panik atak değil yani. Gördünüz mü panik atak bir sığır? Ah lan ah, batsın şu dünya diyen sığır var. Böyle bir sığır yok yani, sığır yok. Yani kafir ki sığır olmadığı gibi Müslüman da değil. Fıtraten yapısı var, fıtri bir iman şeyi var. İnsan ise, işte kudretin vücudu, kainatın vücudundan daha ziyadedir. Cümle buydu. Yani dışa vurulan, muhatap olduğumuz taraf eşyanın sıfatıdır. Batının dişe vuruşudur. Elsinetikum ve elbanikum. Simalarınız ve lisanlarınız. Sizin kimlik ve kişiliğinizi gösterir. Sizi taşır. Siz olan o cevher, siz olan cevher kimse gözüyle görmez. Buna ait başka bir yerler okuyayım. Ha, iyi oldu. Hey gidi hey. Elhamdülillah. İyi ki Allah var.
Allah olmasaydı ne yapacaktık burada ya? He? Çok zor olacaktı durumumuz. Kainatın sani olan delaleti, kainatın saniyine olan delaleti, işareti, ispatı, kendi nefsine olan delaletinden daha bazı, daha zahir, daha evladır. Çünkü niye? O bir şeye işaret ediyor. O bir yere işaret. Mesela diyor ki Malatya 10 kilometre. Hiç kimse baktı ona tabela ne kadar kaliteli nasıl falan. Malatya 10 kilometre görünce Malatya hatırlarsın. Hiç tabelanın saç mıdır, alüminyumdur dememişiz yani. Merak etmemişiz. O işaretine bakarız. Kainat bir şey ifade ediyor. Mana ifade ediyor. Mesela sözüme de öyle. İçerisinde mana hakikati var. Ona dikkat ediyoruz. Yani kılıfa kimse dikkat etmiyor. Ne, çarşıdan gelen poşete değil, içine bakıyoruz. İşte kainatın saniyine olan delaleti, kendi nefsine olan, mesela diyelim ki şeftali. Ya hakikaten ne kadardır? Hangi kalsiyum vardır, magnezyum vardır, uranyum vardır? Yani kimyasal bir yapısı kimse merak etmiyor. En zahir insan ya kendisine bakanı görür. Çok hoşuma gitti der. Ama biraz okumuşsa hakikaten ey mülevvin, ya mülevvin, ey renklendiren, ya sani, ya hay, ya Rahman. Yani hemen orada kendisini o şekilde gösteriyor. Başka bir yer. Atıf yaparak yapayım. Arkadaşlar, bakın şeftaliden misal için de biraz da tat, şey olmadığını zannettim, hissettim. Bir durgunluk görünce sizden onu biraz da genişleteyim. Bakın şeftalide bir hayat var. Çıktığı toprak hayatsız. Şimdi o çıkana baktığımız zaman çıktığı yere hiç benziyor. Gübre mesela. Sipsiyah toprak, şeftali çıkmış. Yani orada sen yok musun? Hedefte sen yok musun? Tadıyla dilin, rengiyle gözün, özelliğiyle aklın, seni hedeflemesiyle kalbin, kimyasal yapısıyla miden, hücre yapısıyla bedenin değil midir? Yani bu süreci takip etmek için bir bilmek gerekmiyor. Bir akıl işi değil mi senin midenin kimyasını bilmek? Senin midenin kimyasına uygun kimya hazırlamak, yemek gibi bir meyve hazırlamak, kimyacılık ilmi gerekmiyor. Allah'ını seversen doğuştan ama sopayla böyle dolaşan adam o şeftaliye o boyaya atabilir mi? Hiç gördünüz mü gözlük dükkanında veya göz doktoru ama sağa bak, sola bak, kendisine bak. Gözünü şöyle yap. Veya otokaporta boyasında, otoboyada hiç ama sopayla işi gideni gördünüz mü? Yani rengi ve bir ahengi, bir deseni nasıl köre veriyorsun? Zahirde bu gözüküyor ama bu bir sıfattır. Yani renkle kör olmaması lazım. Sanatlı yapılmasıyla sahne olması lazım. Dolayısıyla gözüken o özellikler zahirde mideye bakıyor, işlem var. Basit diyorsun, içiyorsun ama oradan daha kesin, arkasında daha büyük ne var? Köpek bile kokuyla avına gidiyor ya. Görmediğime inanmam demeden köpek gidiyor. İşte oradaki elma şey, şeftalinin üzerindeki marifet de, yani kimyasal yapı da bizi köpek kokudan avına götürdüğü gibi insanın aklı da şeftalinin üzerine götüren özelliklerle sanatkarına götürmesi lazım. Hasan abi, o zaman bu okuma işini insan sadece dimağıyla ve gözüyle yapmıyor. Bütün var olan 10 duyusuyla birlikte, kainatı ihata eden 10 duyusuyla birlikte bir okuma yapıyor. Okuma. O, tabii okuduktan sonra... Yazı var o zaman. Yani, yazı var. Yazı var. Kodlu bir yazı. Sadece hislere gösteriliyor yazı. Evet. His alemimizle yazıları okuyoruz. Dikkat edin, Çin yazısı, Yunan yazısı böyle... Bir şey yazılar vardı. Neresiydi o ya? Gürcistan, Ermeni. Gürcistan yeni yaşın uçakta yeni indi. Allah'ını seversen ya, o yazı mı yani? Evet. Ama o bir şifre işte, simge. Yazı simgedir ya. Ya ondan daha ilerisi gibi değil mi aslında? Tabii canım. Yazı yok aslında. Yazı yok. Hislere dokundurulan bir hakikat var, hislere. Yani hisler donmuş, cisimleşmiş bir hal. Su donmuş, buz olmuş.
hisler, akıl, ilim donmuş, şeftali olmuş. Donmuş yani hepten. O zaman his denince, yani buzun neresinde su var? Su ayrı. Buzun içerisine diyemezsin. Çünkü bakın, bardağın içerisine su, bardak ayrı, su ayrı. Buzun içerisine su var deyince buz ayrı, su ayrı zannediyorsun. Oysa buz nedir? Suyun sıfatıdır. Odunun içerisinde nur, duman yok. Duman ve nur odun olarak gözüküyor. İçin deyince içiyle dişi farklı bir şey mi yapıyorsun? O zaman şimdi merdiven gibi yukarıdan aşağı geliyor. Mesela hayattan başlayan bir hakikat var ya. Evet. Aslında cismaniyetin en uç noktasına kadar hayat. Evet, hepsi hayatın mertebesi kendisi. Hepsi hayatın mertebesi. Evet. Yani ruhla başlıyor mesela hayatın ilk fonksiyonu. Ondan sonra perde zaten, değil mi? Hayat, evet. Perde, dişe bu. Yani mesela aşağıdan yukarı çıkarsak bu su. H2O enerji esir. Şimdi soruyorum. Buza su ne kadar yakın? Sonsuz. Çünkü onunla olmuyor. Eğer suyu ortada kaldırırsanız buzdan, su yoktur. Ama buzu kaldırırsanız su vardır. Evet. Çünkü buz suyun sıfatıdır. Dolu da olur, kar da olurdu, buhar da olurdu. Bu misali ikisine götürüyorum. Odun düşünün. Odun kabul edin bunu. Odunun içerisinde iki zıt yapı var. Duman ve nur. İki zıt. Duman odunun neresindedir? Her yerindedir. Nur neresindedir? O da her yerindedir. İki zıt her yerdedir. O zaman duman ve nur kendisiyle alakası olmaz. Olmayan, yani nur ve duman gibi olmamakla beraber odun olarak gösteriyor. Odun nedir? İki yapının, iki zıt yapının sıfatıdır, dışa vuruşudur. O zaman nur oduna ne kadar yakınsa, su buza ne kadar yakınsa, ahiret dünyaya o kadar yakındır. Hatta dünya ahiretin içindedir gibi diyebiliriz. İşte neyse, bak içi dişi yok. Su buzun içinde değil, dışında da değil, evveli değil, ahiri değil. Buz suyun dışa vuruş sıfatıdır. Odun nurun ve dumanın sıfatıdır. İçi dişi değildir. Odundan kasıt dünyadır. Nurdan kasıt cennettir. Dumandan kasıt cehennemdir. Yani ahiret dünya sıfatı olarak gözüküyor. O zaman burası değil. Ahiret gördün. Ahiret orada burada değil. Nerede? Odunun neresinde nur varsa ahiret dünyanın orasındadır. Buzun neresinde su varsa ahiret dünyanın orasındadır. Kelamın neresinde ben varsam Allah'ın sıfatları da eşyanın orasındadır. Ya ahireti dünyanın böyle şu bitişik arsa var, dükkan değil mi? O dükkan, bu dükkan. Ahiret dünyanın bitişik bir arsası, bitişik bir alemi değil. Mısırın patlaması, çekirdeğin ağaç olmasın gibi dünyanın inkışağının inkışafından çıkacak ahiret. Onun için Medizan Hazretleri Ustadımız diyor ki, ben bu alemde 18 bin alemi bu alemin içinde gördüm diyor. Anladım, düşündüm, tefekkür ettim demiyor. Mektubatta. 18 bin alemi bu alemin içinde gördüm. Odun bu alem. Duman bu alemin içinde, bak. Duman, nur, ısı, ışık, odun katıdır, donuktur. Ama içerisi demeyeyim, hakikati, batını, odun katı iken, donuk iken kendisi latiftir. Her yerdedir. Kilosu yoktur. Odunun içini karanlıktır ama nur oradadır. Odunun en büyük düşmanı ateştir. Odunun içindedir. Odun böyle gösterirse... Hayatı hayal edin. Odundan misal verdim. Hayatın içerisinde de Allah böyledir. Abi o zaman çok uzun bir koridorun en ucundan küçük bir pencere açılmış. Oradan bakıyorsun ta en nihayetinde. En nihayet. Evet, aynen. Hatta ben böyle oturdum, hiç üşermedim. Uğurum. Böyle bir tane ayna koydum. Tamam. Şuraya da bir ayna koydum. Şuraya bir ayna koydum. Buraya bir ayna koydum. Buraya bir ayna koydum. Buraya altı yere bir ayna koydum. Buraya da bir mum koydum, kenardan baktım böyle, her tarafa baktım.
yukarıda mı ne, aşağıda şuna. Hiç üşenmedim. Bir baktım ki nereye bakıyorsam sonsuz mum. Şöyle baktım, yukarıya doğru nihayeti yok. Aşağıya bakıyorum, yok. Şuna bakıyorum, yok. Yani latif olan ayna bu kadar sonsuz ve nihayetsiz gösterirse, gir bu insanın aynasına, bak bakalım neyi göreceksin. Ve şunu göreceksin. Allah Allah. Allah diyor ki Celle Celaluhu, insan ne talep ediyorsun? Ya Rabbi, seni tanımak istiyorum. Beni mi tanımak istiyorsun? Evet ya Rabbi. Ben arefe nefse fakat arefe Rabbi. Beni tanımak istiyorsan beni ancak kendini tanımanla beni tanıyabilirsin. Bak, Allah şart koşuyor. Beni tanımanın yolu ve yöntemi kendini tanımaktan geçiyor. Kendini tanı. Peki Allah'ı en iyi tanıtan insansa insan kimdir? En cami. Bütün isimlerin mertebi azamına mazhar insan. Allah ile insan arasında maben yoktur. Yani bir berzah yoktur. En cami bir ayna-i samettir insan. Tecessüs etmiştir diyor ya. Evet, taayyum ve teşahhus etmiş Allah. İnsan Allah'a tecessüs etmiş, casuslamış. Allah nasıl bir şey olduğunu insanda gözüküyor. Allah'a en iyi gösteren ayna bir mahluktur. Mahluksuz yönüyle beraber. Allah Allah. Üç nokta. Arkadaşlar, bu kadar kıymetlisiniz. Hepimiz kıymetliyiz. Gel de bu fıtratı çöplükte harca. Değer mi? Değmez. Vicdan mı ağrıyor zaten? Ya. Mesela kaç kişi şeyde şimdi? Kaç iki köyden şey yaptım? Bogina'dan. Üstüme. Tanıdım. Sümer Hakkı mı? Onun yukarısında. Cenaze mesela. Kaç tane? Hepsi de gitmiş. Birkaç defa derse çağırmıştım. Her dersinde şöyle demişti. İşim var. İşim var. Sonra hocam. İşi varmış. Sonra ben gittim Topkapı Mezarlığı'na. Bilmiyorum, diye mezarlıklar da öyle midir? Ben Topkapı'ya sordum Zeytinburnu'na. Dedim ya, siz niye burada yatıyorsunuz? İşin yok mu? Hepsi bana dedi ki işimiz yarıda kaldı. Hiçbir tanesi işsiz değilmiş. Hepsinin işi varmış. Orada yatanların. Boş kimseyi görmedim. Mezarda yatanların. Hepsinin bitmemiş, yarıda kalmış işleri varmış. Kimisi çocuğunu bırakmış. Kimisi işi bırakmış. Hep, çoğusu da ummadığı bir şekilde gelmiş. Hiç beklemiyordum diyor. Kadar, bir anda gelmiş. Bu kadar çabuk olacağını tahmin etmesin. Bu kadar, evet. Allah Allah. Bu kadar çabuk olacağını tahmin etmiyordum. Vallahi eğer adam gibi bu manaya ait böyle en azından düşünce boyutumuzu yakalarsan oraya gitmekten korkma. Çünkü o alem bu alemden daha üst boyut olduğu için hepsine camidir. Buradan kopmuyoruz. Harika bir alem. Size bir sır vereyim mi? Kimseye demeyin ama. Allah bu dünyaya diyor ki, bu dünya diyor ki zindan. Cenneti nasıl bilmiyoruz, ona göre kıyas et. Senin o dert dediğin var ya, bela musibete. Allah ona diyor ki iltifat-ı rahmet. Allah'ın iltifat-ı rahmet dediğine sen bela musibet diyorsan cehennem nasıldır? Kimse duymaz. Şimdi adam sıkıntısından intihar ediyor. Uçaktan geliyoruz. Şimdi arkadaşlara dedim ki, şimdi bugün ya uçaktan indim. İner inmez burayı aradım. Uğur. Burayı aradım. Ben düş aldım geldim. Bir şey anlatmak için. Uçakta dedim ki arkadaş, abi ne yazıyorsun dedi. Bir şey yazdım orada. Şunu yazdım. O falan, uçaktan korkuluyor. Uçaktan niye korkuluyor? Ölümden korkuluyor. Korkuluyor yani. Bayağı korkuyorlar. Peki bu kadar ölümden korkma, hayal edin ölüm korkusu.
Bunu, bu bile yok oluyor, intihar ediyor adam. Ölüm korkusu ne kadar basit yok olmuş ki, o içsel psikoloji çöküntü ne kadar bundan daha büyük ki, ölüm denilen bir korku yok. Anlıyor musunuz? Abi bir de yeni bir icat ölüm zaten. Yani hayatı... Yeni bir icat diyor ölüm. Evet. Hiç kimse daha önce tatmadı değil mi? Tabii. Adam yok ki burada. Yok, evet. Bize yeni, yeniden icat edilecek, bize hayat olarak veriliyor bakın. Allah. Ya ölüm hayat zaten. Yani bir mahluk olarak yaratılıyor ölüm. Ya. Yeniden. Hayat içinde hayat olarak ölüm yaratılıyor. Yani ölüm mahluk ya. Evet. Hayat yaratılıyor işte. Tekrar başka bir hayat yaratılıyor. Ya. Öyle değil mi? Evet. Yeni icat yani. Renkli, değişik bir şey yani. Tadılmamış bir şey yaratılıyor. Ölüm değil ya. Hakikati ölüm değil ya. Ölüm adı konulmuş bir hayat o aslında. Evet. Adı, hayatın bir mertebesi. Farklı bir şey de denilebilirdi. Evet. Adı ölüm. Korkutan kısmı sadece ismi değil mi abi? Evet. Yaratılan yoksa yeni bir şey o. Yeni bir icat yapılıyor. Evet. Yeni bir icat. Yeni bir icat. Şimdi orada nereye varacaktım biliyor musun netice? Bak, uçaktan, kanserden, tansiyondan, kalp krizinden, uçağa takılma. Yani arkadaki baktım da şey yapıyordu, kulak verdi bunları anlatırken. Ben yoktum. He, sen yoktun. Arkadaki koltukta. Bak, kanser, tansiyon, kalp, uçak, korkuları var. Kanser. İçin korkuyorlar dedim. Ölüm. Bu kadar korku ödü patlıyor. Psikoloji eylemi ne kadar bundan büyük ki bu korku yok oluyor ki bunu tercih ediyor. Ölümü istiyor. Tamam, buraya varmak için anlatmadım bunu. Şimdi bizde bununla alakalı bir şey yok, eser yok, huzur var. İmanın lezzetini düşünün şimdi zıddiyet noktasında. Devamlı imanın keyfini yaşadığımızdan, imansızlığı yaşamadığımızdan, imansızlığın getirdiği durumları bilmediğimizden imanın kıymetini bilmiyoruz. Onun yenilik olduğunu bilsek, ölüm bir teceddüt, yenilenme. Bakın imanın, şu anda böyle bir ihtiyacımız yok intihar gibi. Böyle bir lüksümüz de yok değil mi? Şu anda hepinizi görüyorum, rahatsınız. Sıkıntı da yok elhamdülillah. Peki bizde niye böyle de onda öyle? Çünkü onda ciddi bir hakikattan mahrumiyet var. Bizde bir yapılanma var, onun keyfini alıyoruz. Saadet-i dareyi, dünya var. Ha, demek ki biz intihar etmiyorsak, demek ki yaşama heyecanı varsa, keyfi varsa, o zaman o hayatımıza hayat katan bir şey var. Onun hayatını yok edebilecek bir zehir var. Hayatımıza hayat veren hayat imandır. Hayatın hayatı hem nuru, dindir, imandır, hem nurudur, hem esasıdır. Farkında mıyız imanımızın kıymetini? Allah Allah. Başka bir yer okuyayım size. Sahife-i Alemin Ebad-ı Vasiyasında Nakkaş Ezeli'nin yazdığı silsile-i hadisatın satırlarına hikmet nazarıyla bak. Fikri hakikatle sarıl. Ta ki Meleği Ala'dan uzanan şu selasile-i resail seni Allayini tevhide çıkarsın. Yani hadiseler bir boyuttur. Bir frekanstır, bir zembil gibidir, koridordur. Ötelere taşıyan bir hakikattır. Mesela kara delikler için öyle demiş. Fizikçi demiş, ha Müslüman değil yani, sonra Müslüman olmuş İngiliz. Diyor ki kara delik fizik ve metafizik arasındaki geçiş koridorudur. Çünkü çay kaşığı kadar bir çökmüş yıldıza milyonlarca, dünyada milyonlarca büyük kütleyi yutturuyor. Çay kaşığı kadar bir kara delik. Çay kaşığı kadar, kendileri söylüyor, ben uydurmuyorum bunları. Biz desek yobaz olurduk. Çay kaşığı kadar bir yere dünyada milyonlarca büyük kütle nasıl girer? Oldun yobaz. Gavur dedi, aydın. Çırtırlı. Onun için gavuru kullanıyorum bak. Gavur diyor ki, çay kaşığı kadar kara delik. Çünkü ona girmeyeceğim, kara delik nedir? Ondan sonra koca dünyamızda milyonlarca, hatta güneş sistemi bile, güneş değil güneş sistemiyle sonra bakmışlar. Bu fizik alemini öteye geçiren nedir? Metafizik. Koridoru olmuş. Koridoru olmuş. İşte diyor ki bu alem
penceredir, gözlüktür, şifredir. Yani odun gibi düşünün. Biraz önce anlattığım buz gibi düşünün. Yani içsel yapısı, aynı yerde içsel yapısı 18 bin alemin görüntüsüdür bu. Ustad da buna şöyle demiş. Alemi şehadet, alemi gayb üzerinde tenteneli bir perdedir. Tenteneli bir perdedir. Bak. Şöyle yapayım. Hangi kitap yazma? Mektubat en altta mıdır bu? Senin sol tarafında ikinci kitap olmuş. Şurada şu. Ortamda. Ortada. Versene bunu kardeş. Ver abisi. Bak. Eyvallah. Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Yakında gideceğiz inşallah. Sağ selamet. Öyle dedi bir tanesi. Boş yer yok abi. Biraz bekle, boş yer yok. Boş yer yok. Şimdi dedim sağ selamet. İnşallah dedim. Kazasız belasız geçeceğiz oraya. Genç delikanlı değilmiş. 16-17 yaşında. Babasına dedi ki baba ölüme mi diyor böyle diyor. Evet diyor. Bu nasıl olur diyor. Sağ selamet diyor diyor. Adam ölüme diyor. Ona sor bana ne soruyorsun diyor. Bak diyor ki arkadaşlar şuna bir dikkat buyurun. 409 mektuba. Okudum, anladım, tefekkür ettim demiyor. Birbirine sarılı, çok yapraklı bir gül goncası gibi şu alem binler perde perde içinde sarılı, birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. Bu alem içinde gördüm. Her bir perde açıldıkça, yani sen ve ben kitap okudukça, derse geldikçe diğer bir alemi görüyordum. Mesela bakın bu dersten şimdi çıkan şöyle diyecek eve gidince. Hepiniz Allah'ın izniyle. Bu dünya ile ahiret arasındaki fark, dünya odun gibi, odun içindeki yapının dışa vuruşu, sıfatı. Alemi gayb üzerindeki sıfat. Arkadaşlar, oduna bak, içerisindeki yapı, içeri değil mi ama mecbur öyle diyeceğim, yapıya bak. Ahiret o kadar güzel ki, insanlar oraya çabuk gitmesin diye, intihar etmesinler diye, Allah onun üzerine o kadar güzel olan ahiretin üzerine kanser veren, trafik kazası gibi şeylerle, toprak altı, kefen, işte karan, onunla örtmüş ve gizlemiş. Yoksa ahiretin güzelliğini, ölümün güzelliğini bu insanlar eğer şu üzerindeki çirkinlikler kalksa kimse kalmaz burada. Herkes intihar eder. Adam bir kız için intihar ediyor. Huri için ne yapar? Taklatır. Hem o yandın beni pişirdin, köfte ettin, birane ettin. Doğru köprüden aşağıya. Evet, aynen. Bir tanesine rastladım. Bu da erkek için olmuş. Talebe yurdundan, X şehirden talebe. Kafayı oynatmış. Red cevap vermiş. Diş ha, dişçi bir de. Kız mı? Lan kızım kafayı mı yedin lan? Aptalımızın bizim gibi adamlar böyle gibi. Lan kafayı mı? Bu kafa bu kadar ucuz mu? Kime anlatacaksın? İmam Gazali der ki iki kişi laf dinlemez. Gazali diyor bunu. Ben nereden önce? İki kişi laf dinlemezmiş. Birisi? Ahmak. Yok. Aşık. Aşık. Diğeri? İki kişi laf dinlemez. Birisi aşık. Ne dersen de. He? Dede. Aşık olan o zaman. Vesveseli. Bir tanesi dedi ki bana Melihat'ta. Evet. Abi hakikaten kendimle şüphe ediyorum. Ben var mıyım dedi. Tamam. Dedim ki benle gel uçakta dedim. İstanbul'a gidiyoruz. E nereye? Bakırköy'e gideceğiz dedim. Oraya şey yapacaksın. Gazali devam ediyor. Diyor ki bedihi bir hakikata şüphe edenin yeri tümarhanedir diyor. Hem bir müjde vereyim size. Vesvese ettiğiniz şey kesin doğru olduğuna delildir. Abdestinizde vesvese ediyorsanız abdestli olduğunuza delildir. Abdestsiz olana abdestsizsin şeytan demez. Abdestsizsin dediği hepsi abdestli olduğunuzun delilidir, gerekçesi. Çünkü şeytan ahmak değil. Şeytan psikolojisinde bu var. Şeytan psikolojisini çözdüm de orada yazıyor. Ben diyor geri zekalı değilim diyor. Evet akıllı değilim, zekiyim diyor. Şeytan bazen hoşuma gidiyor biliyor musunuz?
Çok tuhaf ya. Adam biraz psikolojisiyle meşgul oldu. Psikolojisinden biraz bahsedeyim bir parça. Allah ile görüştü. Ona iman teklif edilmedi Allah'a karşı iman. Çünkü Allah ile konuştu. Ona secde etme teklif edildi. Tamam mı? Dört vasıftan çıkmasını istedi. Gurur, kibir, haset, ben merkezli ve yeis. Yoksa Allah'a iman et denmedi. Peygamberlere iman et denmedi. Meleklere iman et denmedi değil mi? Ahirete iman et demedi. Oradaydı adam. Bu şeytan, şeytan ahireti biliyor mu bilmiyor mu? Biliyor. Orada zaten. Cenneti cehennemi biliyor mu bilmiyor mu? Biliyor. Allah'a, yani inkarcı değil ha Allah'a. Peki bu şeytan cehennemi biliyor. Kendini koy yerine. Ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle nasla cehenneme kesin gideceğini bilen bir yapı. O da mahluktur. Esirdendir. Vücudu var yani, ruhu var. Hani aklı var yani. Aklı dediğimiz yapı var. Çünkü bu teklif edildiğine göre. Kesin cehenneme gidecek bir insanın kesin Allah ayetinde koysan haşa senin için. Senin için psikoloji ne olur? Bak haşa. Bir tahayyülü küfür değil. Tevehhümü küfür. Küfür değil. Yani sen şimdi senin hakkında nasıl olsa ayet. Sen cehenneme gideceksin. O cehennem oduncusu vardı değil mi? Kim diyor? Ayette sabit cehenneme gideceğin. Ebu Leheb. Ya karısı da. Peki. Şimdi kesin senin hakkında ayet olsa cehenneme gideceğin. Psikoloji nasıl olur? Şeytan öyle işte. Biraz adam haklı yani. Çünkü ne yapacağını bilmiyor, şaşırmış. O zaman diyor ki senin abdestin yok. Abdestin olmasaydı sana abdestsizsin demez. Başka bir yer okuyorum. Allah Allah. Ya Rabbel Alemin. 58 nerede? Şurada. Ve bu gibi basit bir salkım üzümün yapılması için ince camit bir dal ve bir cam parçasında şemsin timsalini tersim için küçük bir delikten ziyanın geçmesi ve bir nevi tenvir için bir kibrit tavası, bir evi tenvir nurlandırmak için bir kibrit tavasut ediyor. Ve bu gibi basit esbab altında yapılan o azim ve garip işlerde kudretin tasarrufu gündüz gibi görünmesi aşikardır. Yani gözüken sıfatların arkasındaki cevheri göstermek adına atıflar yaptı. Yani bak bir de okuyayım. Bir salkım üzümüne bak. Buna sebep nedir? İnce bir dal. Yakışır mı şimdi ona yapma? Ona yakıştırabilir misin? Sen yaptın lan, aferin lan. Karabiberin kimyonunu, baharatını, piresini. Şurubunu sen yaptın. Yani bir salkım üzümün yapılması için ince, camit, cansız bir dal. Gözüken bu sıfat. Kudretin dışa vuruşu. Sıfatlar mevsupsuz olmaz. Mesela vurmak. Mastardır. Mastar. Yani vurmak nedir? Vücudu yok. Yani vurduktan sonra çıkan sese hasıl bir mastar denilir. Sıfattır bu. Sıfatla mevsupsuz olmaz. Bu ses çıkmışsa bu sesin alt veri tavanları bundan önce olması lazım. Sıfat dışa vuruştur. Onu anlatmak için. Görünenler zayıf hakikatler o zaman. Evet. Tamamen zayıf ve kişilere göre değişkendir. Nasıl hakikati işaret ediyor? Evet. Mesela, kendi. Bu ben miyim? Yok. Bu giydiğim elbise. Aynen gömlek bana nasılsa beden böyledir. Şu beden böyledir. Beden ruhun hanesi ve yuvasıdır. Libası değil. Değişken yuvası. Değişken. Hatta çok acayibime gidiyor. Bak mesela. Bu binada oturduk. Bu binanın içerisindeki bizleri görmeyen dışarıdan bu binaya bakarak bu binanın içindekileri tek tek anlar mı? Yok. İçindekiler insanın hissiyatları diyelim. Şu binanın içindeyiz ama binaya benzemiyoruz.
Bu binadan kasıt bedendir. İçinde oturan sensin. Fark anlaman için söylüyorum. Şimdi binanın içine oturan sen, hislerin, emellerin, arzuların, gayelerin, maksatların, hayali. Bir de oturduğun binaya bak. Hiç sana benziyor mu burası? Şimdi fakat çok acayip bir şey ki, binanın içinde oturan senden maksat ruh, bina senin libasın. Şu binada 1 senelik hücre yok. En fazla 6 ay diyeyim. Ya arkadaş, bu et parçasında kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Nerelisin? Namaz kılıyor mu? Onu simadan gözükmüyor mu? Nasıl buraya yansıyor? Hayret. Diyelim ki 50 yaşında. La 50 yaşında hücre yok bende. Nerem yaş diyorsunuz ki? Hani değişkendir dedik, onun için diyorum. Nerem yaştı benim? 1 senelik hücrem yok benim. O diyorsun ki 50 yaşında bir adam ya. Hayırdır, nasıl anladın? Gösteriyorsun abi. Neyim gösteriyorum kardeşim? 1 senelik hücrem yok. 50 seneyi nasıl gördün sen? 1 yaşında bile değilim. Değilim, 1 yaşında bile değilim. Lan nereye mi yaştı yani benim? Ruh yaşlanmaz. Ceset de yaşlı değil. 6 ayda bir değişiyor bu. Ne yaştı yani? Ben de anlamadım bu yaşı zaten. Mesela bazıları, ona da cevap vereyim, bayağı şey yapıyorlar, vesvese etmişler. Lan öyle gidecek adam mıyız ki vesvese yapıyorsunuz? Ona atfen söylüyorum. Bak, namaz kılarken, ders dinlerken, vefat etsen şimdi nasıl olacaksın biliyor musun? Öldüğünü bilmiyorsun. Şehit öldüğünü bilmez. Öyle değil mi? Allah öyle diyor. Şehit öldüğünü bilmez. Derste olan adam, namazda olan adam, abdestte olan öldüğünü bilmez. Öldüğünü bilmez. Allah da diyor şehide ölü demeyiniz diyor. Bana da diyor koca olarak sen bunun cenazesini kıl. Ya Rabbi, ölü değilse nasıl kılayım ben bunun cenazesini? Ama ölü demeyin diyor öteki tarafta ayet-i kerimede. Sonra şeriatta diyor ki bunun cenazesini kır. Ben ne yapayım şimdi? Ha, demek ki bize bakan yönü başka, Allah'a bakan yönü ayrı. Şimdi mesela bak, bazınız şimdi derste oturuyorsunuz. Hürmet ettiğiniz, kıramadığınız birisi size dese ki Yasin, oradan kapıdan işaret ediyor. Sen de milletin içinde adam, beni mi diyorsun? Gel. Evet, çok sevdin, kıramadın. Bir çıkayım da ne diyor bakayım derste. Hop çıktı, Yasin gitmiş. Meğer çıkan ruh mu? Böyle olacaksın. Hiç haberin olmayacaksın. Sen çıktın. Hatta cesette haberin yok. Bu Beyt isminde bir talebem vardı diyor. Şehit oldu. Yer altında benim için yer hazırlıyor. Beni öldüğümü zannediyor ve benim için üzülüyormuş. Oysa kendisi şehit. Öldüğünü bilmiyor. Peki aranızda geçen hafta ölen, ben ölmedim diyebilen var mı? Bu hafta aynı devam ediyorsunuz. Yaşadığınızın emin olduğunuzu nereden belli? Yaşadığınız nereden belli? Geçen hafta ölmediğinizi nereden biliyorsunuz? Aranızda 2 kişi biliyorum ki geçen hafta cenazesini kıldık. Allah kahretsin. Şehit öldüğünü bilmez. Aynen kaldığı yerde devam eder. Sen hala ders dinliyorsun. Ustad vermiş. Kadının bir tanesi namaz kılmış. Tesbihat çekiyormuş, öyle mi? Tesbih kopmamış mı? Hala gülüyormuş ustad. Keşfel kubur yakabilir. Bakıyor kadın, tesbih geliyor. Molla Resul abi anlatıyor. Eski talebelerinden. Ya Seyda, niye güldü, ne var? Ya bu kadın diyor, zorlamış ustadı. Ustada diyor. Kadın diyor namazı kıldı. Tesbih çekerken tesbih kopmuş. Tesbih diziyor diyor. Bilmem kaç sene asır geçmiş. Kıyamete kadar hala tesbih dizecekmiş. Tam tesbih dizmeye yakın, bitmeye yakın, kıyamet kopacakmış. Diyecekmiş. Ya ne çabuk geçti ya. Tesbihi bile dizemedim, kıyamet koptu. Öldüğünü bilmiyor ama orada. Ve bir tanesi dedi ki, abi dedi, ben yaşadığıma eminim. Nereden biliyorsun? Abi cenazemi bilmiyorum. Olan ölenin cenazesine sen de mi gidecektin? Kendi cenazene sen mi gideceksin? Nereden bileceksin ki? Şehit öldüğünü bilmez. Bu sefer vesvese yap. Abi hakikaten öyle deme ya, biz ölmüş müyüz falan.
Herkeste o soru var abi. Peki o soru var. Ona cevap veriyorum. Sen öyle gidecek adam mısın? Öldüğünü haberin yok. Daha ne istiyorsun ki? Keşke ben öyle gitsem. Ne vesvesesi. Nimet ilayla. Ha. Tabii ya. Haberin yok. İyi işte. Devam et ders dinlemeye. Ders hala devam ediyor. Kıyamet kopacak senin için. Diyecek Allah Allah ne çabuk koptu ya. Biz daha ders bitirmedik. Ders bitsin ki çay içelim. Çay bile sıra gelmeyecek. Arkadaşlar şehit öldüğünü bilmez. Senin yaşadığını kim sana söylüyor? Allah öyle şehitlerden eylesin ya. Amin. Tamam ben burada keseyim. Daha şeyimiz vardı. Çünkü çay içeceğim. Vahir devagum en elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassirat.